Yani hangi birini söylesek zaten bir şekilde yetmiyor. Bir başka hafta başka bir oyuncuyu i̇şte söylüyoruz. Pereira Ferdi'ye şunu yaptı, Crespo'yu bunu yaptı diyorlarsa Abdullah Abca kimlerle neler yapmış bunu da görmek lazım. Yani ben bir Fenerbahçe olarak Trabzonspor'un yaptığı icraatlardan, oynadığı futboldan, stratejisinden dolayı imrenerek bakıyorum onlara. Tebrik ediyorum, canı gönülden tebrik ediyorum. Uğurcan'a da parantez açalım bu arada. Kurtarış yüzdesi olarak Avrupa'da ilk sıradaymış. Bil Trabzonspor şampiyon olacak bu artık gözle görülen bir şey yani uzakta olan bir şey Arabayla gidiyormuşsun gibi için yaklaşıyoruz şu anda ama göründü mü görünüyor şu görünüyor. anda görünüyor görünüyor o iş bitti bir şey. tane tünel vardı He, eskiden tünelin sonunda ışık görünüyor derlerdi e, de Zigano tüneli evet. Trabzon'da zaten e, çok uzun bir tünel ama daha başladığın an sonunu görüyorsun Uçta çok uzun gözüküyor. olmasına rağmen evet ben görmedim, gitmedim. Enteresan bir tünel. Trabzon yani yani Trabzon'da bulunduğu hava gitmedim herhalde. gitmedim. Ben çok gittim de o tünel, hani sen öyle söyleyince görünüyor hep mesela. Evet. O da Trabzon'da. Ucunu görüyorsun ama bir türlü gelmiyor. Benim tünelin sonunda yanımda. Tü, uzun, bayağı uzun bir tünel. Cümlem önemli, tünelin sonundaki cümlem önemli. Şampiyon oldu. Bu oyunculara o kadar çok teklif gelecek ki bunları elde tutabilmek, kafaları karışan oyuncuları tekrar motive edebilmek, Avrupa için, seneye için tekrar ilave hem bunları tutmaya çalışacaksın, hem ilave etmeye çalışacaksın. Ee, bunlar Trabzonspor'un hem yani hem mutlu olacaklar, eğlenecekleri, şampiyonluğu kutlayacakları gece bile başkan ve teknik adam bunları düşünmeye başlayacak, biliyor musun? Herkes eğleniyor orada mutluluktan. Ya biz ne yapacağız şimdi bunu nasıl elimizde tutarız? Şampiyonlar ligine giderken kimi transfer ederiz? Ee, yani bunlar belki diyeceksin ki tatlı dertler ama sonradan başına başına epey bir dert açabilir Trabzonspor. Yani bu kötümserlik şey anlamında anlatmıyorum. İşlerin zor olduğunu belirtmek için söylüyorum bunları. O bu süreci iyi yönetmek lazım tabii. Şu ana ki. kadar iyi yönettiler. Yöneticilik örneği de veriyorlar. Hem yönetim hem teknik adam. Bakalım yani e, önümüzdeki sezon ne yapacaklar? Sen ne düşünüyorsun Nevzat? Ya yani, e, Trabzon elbette puan tablosunda uzak ara ama hala e, yani taraftarını böyle e, mest edecek bir futbol var mı? Açıkçası o konuda e, beklentilerin biraz uzandı son dönemde kaldığını. Belki de bunun yıllardır, uzun yıllardır süre gelen şampiyonluk baskısı evet avantajlı. Ama o baskı bir şekilde hissediyorlar üzerlerinde. Bu hafta enteresan bir şekilde 180 saniyede golü 2-1 geçebilecek takım da yok bu ligde. Trabzon bunu başardı Göztepe'ye karşı ama o Göztepe 6-7 tane ilk yarıdan net pozisyonu var. Yani Trabzon hakikaten Uğurcan e, bu şampiyonlukta Uğurcan performansı çok farklı seviyede. Evet ama şöyle düşün e, bunu kim söylemişti Mehmet Emin Uluş söylemişti yanılmıyorsam ya Trabzonspor şöyle bir takım demişti bana gol atabilirsin ama bana gol atarsan iki tane atarım sana. Evet <laughs> ben daha çok atarım. Bana iki gol daha atarsan ben sana daha da fazla gol atarım Mesajını veren bir oyun oynuyordu. diyor. Oynuyor. Yani bu biraz da kadrosuyla da ilgili tabii. Kadrosu tabii kadrosu e, bunu 3-5 e, gün arayla önce Fenerbahçe Başkanı e, Ali Koç, işte bugün Galatasaray Başkanı e, Burak Ermaz, Trabzonspor'un doğru planlamasından, bulunduğu yeri hak etmesinden bahsediyor. Çünkü... E, Kapılarda en ufak soru işareti bırakmayacak. Bakın yıllardır ligimizde hep böyle şampiyonluklar tartışılır. Yani birbirlerine yok öyleydi böyleydi bir tartışma iklimi olmuştur hep. Ama Trabzonspor bu şampiyonluğunda kimse bir şey tartışmıyor. Trabzonspor'la ilgili bir soru işareti yok. Herkes Trabzonspor'un zaten hak ettiğini söylüyor, hakkını teslim ediyor. Biz e, ya bu hakikaten e, rakipsiz, biz kusursuz nasıl olur? Onu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Çünkü kusursuz zaten olamazsın canım. Ya en azından hani bu lig için bu takım daha üst seviyede, daha böyle o 40 bin taraftarın, 45 bin neyse taraftarın mutlu edecek statta o futbolu sergilemesini bekliyoruz. Çünkü oyuncu grubu da iyi. Yani yıldızları var. Ee, Bakasetas durdu mesela son dönemde ortaya. Bir Viska geldi 3-4 hafta esti Vakame e, zaten sihirbaz. Cornelius belli bir standartta, Charlotte olamadı belki ama belli bir standartta. Şimdi e, devam edeceğiz tabii daha bir saatimiz daha var ama e, şöyle bir e, maçın havasına da sokalım izleyicilerimizi istiyoruz yani yavaş yavaş. Çaylar kahve çırtıcan. Evet çaylar kahveler tazelensin diyelim. Gelmeyen tazelensin çay kahveler. Galatasaray-Barcelona maçının derinlemesine konuşacağız ama şimdi bir Avrupa'da neler yaptı Galatasaray hatırlayalım. Evet son sayfa devam ediyor. Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı maçları şöyle bir hatırladık. Şimdi artık maç günündeyiz yeni günde. Sarı Kırmızılı ekip Barcelona'yı konuk edeceğiz. Biz ülke olarak aslında Barcelona'yı konuk edeceğiz ve mücadelemiz hepimizin mücadelesi olacak. Çok güzel mesajlar geliyor. Bugün özellikle bizim telefon attığımız Galatasaray'a başarılar dileyenlerle dolu. Şimdi bir aileye gideceğiz yine Tonga ailesinin bize bir videosu var gelsin. Bir Beşiktaş olarak ve profesyonel futbolcu olarak yarın Barcelona karşısında Galatasaray'a başarılar diliyorum. Galatasaray'a başarılar dileriz. İnşallah yeneriz. Şimdi e, bir futbolcu olarak profesyonel diyor kendisi e, demiş ki bir de bu mesajı gö videoyu gönderdikten sonra e, zamanında Aspor ekranlarına çıkıp kupa maçında oynardık şimdi de başarılar diliyoruz demiş. E, Zira Türkiye kupası maçlarında muhtemelen takımını formasıyla burada bu ekranlarda e, top koşturmuş bir izleyicimizden geldi bu mesaj. Hmm. Ha, güzel e, Tonga ailesi hakikaten e, maçın havasına girmiş. Biz şimdi de biz de mesajlarına katılalım tabii ki. Şimdi bir muhtemel 11'imizi vereceğiz. Muhtemel 11'imize bakarak Galatasaray ne yapmalı bu karşılaşmada Barcelona'ya karşı? Sizlerin de sorularıyla birlikte biraz bunu konuşalım istiyoruz. İşte ekranda Galatasaray'ın Barcelona karşısına çıkmasını beklediğimiz 11. Kalede Peña'yı bekliyoruz. Marco, Nelson, Ki mücadelenin en beğenilen oyuncularından e, ikisi. Onlar da Van Aanholt, Sasha Boe, Taylan, Berkan e, Feguli, Kerem, Babel ve ileride Mustafa Muhammed. Nevzat Dindar ne dersin? Melike bu Camp Nou'daki 11. Aynısı. E, aynı şablon, aynı kadro. E, Ki başarılı da oldu bu 11 ile. Daha ofansif oynayabilir miydi ama yani Barcelona'ya karşı 2022'nin formda Xavi e, ile beraber hakikaten iyi oynayan takımına karşı bundan daha iyi bir sonuç. Çok zordu ee, o şans dolu bir aslında gelmedi değil yani Kerem atabilirdi. Offside'da yarım metre geride olsa Gomis golü atıyordu falan filan. Şimdi en kötü e, yani bu kadroyla çıkmanın e, takımına güvendiğini gösteriyor. En azından Fegül ve Babel gibi tecrübeli isimlerin olması önemli. Taylan Berkan'ın enerjisi de e, ya bugünkü maçta belirleyici olacak ama Kerem ve Muhammed'in gençliği, dinamizmi ve formu açıkçası ben ofansif açıdan umutlandırıyor. Galatasaray istesen de savunmayı tamamen evet Barcelona'ya karşı tamamen işte hücumu düşünen ya da Beşiktaş maçının o ilk yarısında izlediğimiz Galatasaray gibi oynamak kolay değil. Buna müsaade etmez Barcelona. Ama oradaki gibi de olmayacak. Yani en azından feguli Babeli, Kerem'i, Berkan'ı Muhammed'i Galatasaray'ın ofansif anlamda hamleleri de olacaktır. Ki, e, ambiyansın ve atmosferin oyuncuları buna iteceğini düşünüyorum. Yani bundan daha iyi bir fırsat olamazdı Melike. Yani bütün dünyanın bakın yani size söyledim Allah aşkına yani gidip e, Dinamo Zagreb